Dostlar merhabalar. Şimdi dörtgenler testine geçtik arkadaşlarım. Bu videoda hemen 1 ve 2 numaralı testlerimizin sorularını gömmeye başlayalım. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Bira bismillah diyelim dostlar. Bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamının kuralını soruluyor arkadaşlarım bize. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Hemen toplayalım. 70 var. 80 daha 150. 75 daha 225 yaptı. Hemen bunu da 360'tan çıkartırsak 225'i 5, 3, 135 kaldı. Birinci sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Alfa'yı bulduk. Geldik 2 numaraya. Basit bir kural sorusudur dostlar. Öncelikle şurayı 100 yapalım. Şurası 100 olsun. Diyor ki kural, bir dörtgende ardışık şöyle iki açının açıortayları arasındaki açı, yani burada 100 oluyor bu açı arkadaşlarım. Neymiş? Ardışık olan C ile D ardışık peş peşe. İki açının açıortayları arasındaki açı diğer iki açının toplamının yarısı olacak. Yani 70 ile alfanın toplamının yarısı 100 olacak dostlarım. 200 eşittir, buradan hemen yapıyorum. 270 ile alfanın toplamına eşit, 70'e attık. 130 eşittir. Alfayı paketledik dostlar. Evet, 4 numaralı sorudayız. Burada da yine şu var arkadaşlarım burada da. Diyeceğiz ki burada da ardışık değil bu sefer, bakın karşılıklı açılar var arkadaşlarım. Karşılıklı iki açının açıortayları arasındaki dar açıyı bulmanın formülünü söyleyeceğiz. Yani şuradaki 40 dereceyi. Hani karşılıklı olsaydı bu açıortaylar diğer ikisinin toplamının yarısıydı. Ardışık olsaydı, pardon. Karşılıklı olduğu zaman da ne olacakmış? Farklarının yarısı olacak. Yani 120'den neyi çıkartıp 2'ye bölersem 40'ı bulurum diye soracağım. 120 eksi alfa eşittir 80. Alfa eşittir 40 geldi. Üçüncü sorumuzun cevabı da Adana'dan çıktı. Şimdi 4 numara da yine şu 3 numaraya ve 2 numaraya çok benziyor. Böyle sanki ardışık açılar ya da karşılıklı açılarmış, kuralını yapacakmışız gibi duruyor. Eğer burada kafanız karışıyorsa şu yöntemi yapın arkadaşlarım. Şu dış açıortay hangisi ise onun bir de hemen iç açıortayını çizin dostlar. Bakın bunun da iç açıortayını çizersen diyeceksin ki hocam bir açının dış açıortayıyla iç açıortayının arası her zaman 90 dereceydi. Şuraya 90'ı çakalım hemen. 90, 50, şuraya 40 derece kaldı. Ve bakın ne bulmuş oldum ben yine. Karşılıklı olan iki açıortayın arasındaki açı, dar açıyı buldum. 40. Peki bu 40'ı biz nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Diğer iki açının, yani 155 ile alfanın farkının yarısı demiştik. Peki hemen buradan 80 eşittir 155 eksi alfa olacak. Alfa eşittir 75 mi geliyor? Evet, 75 olmalı ki 155'ten çıkınca 80 kalsın. Peki 4, 5. sorumuz. Bakın direkt kuralın sorusu arkadaşlarım. Hemen ne diyeceksin dostum? Ardışık değil, karşılıklı bu sefer. Karşılıklı açıların arasındaki dar açıyı nasıl buluyorduk biz onu? Diğer ikisinin, yani alfa ile 90'ın farkının yarısı demiştik. Peki 20 eşittir alfa eksi 90. 90'ı gönder buraya. 110 eşittir alfayı paketledik. Geldik 6 numaraya. Geometrinin ikinci farzı ne diyordu dostlar? Bir soruda 30, 45, 60'ı görünce dikindir. 120, 135, 150 de bizim bu sevdiğimiz açıların abileri olduğu için bunları görünce de hemen kardeşlerini gösterin demiştik. Bakın ben 120'nin kardeşi 60'ı gösterdim. Hemen bu 60'a dikliğimi indirdim. Ve dedim ki 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Dostum karşılıklı 2 dik varsa ne yapıyorduk? Dik üçgende ne öğrendik? Hemen bunların ortak hipotenüsünü çiz. Y diyelim buna. Bir Pisagor buradan yapacağım. Bir Pisagor da üstten yapacağız. Önce kırmızıda Pisagor'u yapalım. Y kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12 artı 7'nin karesi. 7'nin karesi de 49. Peki y kare eşittir
49, 59, 61 yaptı arkadaşlarım. Şimdi gelelim şu üstteki mavi üçgende Pisagor yapalım. Y kare eşittir. Yani 61 eşittir. 3'ün karesi artı, yani 9 artı x kare diyeceğiz. 9'u bu tarafa atarsak 52 eşittir x kare. 52 de 4 çarpı 13'tür. 2 kök 13 oldu x dediğimiz şey. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet, birinci testin ilk 6 sorusu tamamdır. Hemen 7 numaralı sorumuz. Dostlar, bir kural görüyorum burada. Kuralımız çok basit. Bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa kural şuydu: karşılıklı kenarların kareleri toplamları eşit olacak. Yani 7'nin karesi ile x'in karesi eşit olacak 15'in karesi ile 20'nin karesine. Şimdi buradan işlemi uzun uzun da yapabiliriz dostlar, ama şunu da fark ederseniz daha kolay olur. Bakın, özel dik üçgenleri düşünün. 15, 20, 25 üçgenimiz vardı. Bir de 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Yine 7, 24, 25 olması için x'in de 24 olması gerekir diye düşündüm. Daha kolay bir şekilde çözdüm. Yoksa isterseniz işlem bir de öğrenmesini konuşabilsem. Ne olduysa bu videoda konuşamıyoruz anasını satayım. Evet. İsterseniz uzun uzun da yapabilirsiniz diyecektim dostlar. Çok bir şey demeyecektim aslında. Geldim 8 numaraya. Evet, A ve D açılarının toplamı kaç derecedir diyor. 80'i vermiş bize. Hemen şimdi burada da üçgende bir kuralı hatırlayacağım arkadaşlarım. Üçgenin bir kuralı vardı. Onu hatırlayacağım. Ya da tabii seçenek bol. İsterseniz bunu yukarıya doğru üçgene tamamlayıp şu üçgende 90 eksi A bölü 2 kuralı vardı hatırlarsanız. Onu yapabilirsiniz. Ya da dörtgen yapalım biz yine. Gelin bunların iç açıortaylarını çizelim şöyle, ikisinin de dostlar. Şuradan iç açıortaylarını alalım. Simgelere çok takılmayın. Şöyle aynı simgeyi koydum. Biliyorum ki bakın, bunun iç ve dış açıortay arasındaki açı 90 derece. Bunun da iç ve dış açıortay arasındaki açı 90 derece. Şurada bir dörtgen oluşturdum. 180 buradaysa şunların da toplamı 180 olacak. Buraya kaldı 100 derece. Ve biz ne öğrendik? İki tane ardışık olan, ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı, yani 100, diğer iki açının Denizli ile Adana'nın toplamının yarısı olacaktı. Demek ki Adana ile Denizli'nin toplamı 200 olacak. Hemen yapıştırıverdik. 9 numaradayız dostlarım. Ne soruyor bize? Alanını soruyor. DC'yi vermiş olması lazım. Evet, vermiş. 5. Şimdi bakın ne yapıyorum? Hemen bu dörtgeni şöyle bir şuradaki kırmızı üçgene parçaladım ki bakın, kırmızı üçgenin alanını bulabiliyorsunuz. Hemen şöyle kenarda bulalım. Tabanı 5, yüksekliği 8 bölü 2'den 20. Bir de şurada mavi dik üçgen var. Mavi dik üçgenin de alanını bulmayı biliyoruz. Dik kenarları çarp 6 ile 7'yi 2'ye böl. 21 de bununki. 20 ile 21'in toplamını soruyor bize. Tüm alan 41 geldi. Evet, açı ölçerli bir sorudur arkadaşlarım. Bu sene açı ölçerli bir soru sorulacak diye de tahmin ediyorum ben. Açı ölçer kullanarak ABC açıların ölçülerini hatasız olarak ölçüyor. Bakın ne demişiz şimdi? A'ya bakalım, şu A açısını bulacağız. Bunu oluşturan ışınlara bakın. Bakın bu nereden geçiyor? Tam şöyle 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Tam 80'den geçiyor burası. Doğru ölçelim. Şuna bakalım arkadaşlar, 0, 15, 20, 25, 30'dan geçiyormuş. Bu da tam. Neydi kural? Bu ikisinin arasındaki fark bu açıyı verecek. 50 derece o zaman burası. Şimdi gelelim şuna. Bu nereden geçiyor? Şöyle yavaş yavaş bir tane tane bakayım. Küçük olmuş çünkü. 45, 50, 55, 60. Tamam, burası 50'den geçiyor. Şuna bakalım. 105, 110. 115, 120'den de bu geçiyor. 120. İkisinin arasındaki fark 70. Burayı da 70 bulduk. Şimdi ne diyor bize soru? B ve D açılarının açıortay doğruları arasındaki dar açı, bak. Bununla bunun açıortayları arasındaki şu dar açıyı soruyor bize. Peki biz nasıl buluyorduk bunu dostlar? Diğer ikisinin farkının yarısı. 70 eksi 50 20 yapar. Bölü 2'den de 10 çıkar sorumuzun cevabı. Diğer ikisinin farkının yarısıydı kural. Evet, 11 numaradayız. Birim karelerden oluşan her bir karenin alanı 1 kilometre karedir. Demek ki her bir karenin kenarı 1'miş arkadaşlarım. Bize de neyi soruyor?
çevresini soruyor. Yine şimdi tane tane hesaplamamız gereken bir şey. Önce şurası kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası 7 birim. Bunu bir yazalım arkadaşlarım. 7 burası. Şimdi şurayı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Muhtemelen 12 gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de burası. Bakın ne çıktı? 5, 12, 13 geldi. 13 var, 7 var. Şimdi şurayı hesaplayalım. Şu kısmı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3'e 4 geldi. O zaman burası 5. Şurayı hesaplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya gelelim. 9 olacak herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burası neydi? 8 miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 15 ise 8, 15, 17 de burası geldi. Toplayalım hemen. Şu ikisi çevreyi soruyordu bize. 30 burası yaptı. 12 de şunların toplamı. 42 mi yaptı arkadaşlar? Sorumuzun cevabı 42 çıktı. Evet, test 1'i gömdük böylelikle. Geldik test 2'nin ilk sorusuna. Hemen bakın orada muhteşem üçlü gördüm dostlar. Muhteşem üçlü nerede oluyordu? Dik üçgende. O zaman burası 90 derece. Şimdi dörtgenimin köşegenleri dik kesişiyorsa kural neydi? Karşılıklı kenarları yani 9 ile x'in kareleri toplamı. 9'un karesiyle x'in karesinin toplamı. Diğer karşılıklı kenarları yani 6'nın karesiyle 8'in karesinin toplamına eşit olacaktı. Toplayalım. Şurası ne yaptı? 36, 64 daha 100. Buradan bir 81 geliyor. 81'i de buraya çıkartırsak 19 kaldı burada. X kare 19 ise x eşittir kök 19 geldi. İkinci sorudayız arkadaşlarım. ABC'de 3 var, 4 var. O zaman 3, 4 varsa şurası hemen 5'tir. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. Tüm şeklin alanını soruyor. Şurayı hemen bulabileceğim için dik kenarları çarpıp 3 ile 4'ü 2'ye bölüyorum. 6 var bir kere burada. Şimdi şuraya gelelim. İkiz kenar görünce geometrinin birinci farzı ne diyordu? Tabana dikliği indir. 3, 3. 3, 4, 5'ten bu da 4. O zaman bunun yüksekliği 4, tabanı 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den. 24 bölü 2'den 12'de bunun alanı gelir. 12 ile 6'nın toplamını soruyor bize. 18'i işaretledim bile. 3 numaradayız. Sarı bölge bumerang dediğimiz bölge. Bumerang'ın alanını da hemen öğrenelim arkadaşlarım. Söylemiştik yine daha önceki konularda ama bumerang daha doğrusu bütün dörtgenlerin alanı şöyle bulunuyor. Şu köşegenleri bunlar. BC birinci köşegen. AD de ikinci köşegen. Köşegenleri çarp, 2'ye böl. Bir de köşegenlerin arasındaki açının sinüsünü çarpacaksın. Sinüs 90 olduğu için 1 oluyor sinüs 90, onu yazmaya gerek yok. Şimdi bakın AD köşegenini 5 vermiş, BC köşegenini 12 vermiş. Köşegenleri çarp, 2'ye böl, bir de sinüs 90. O da 1 oldu, yazmaya bile gerek yok. Ne geliyor? 60 bölü 2'den 30 geldi. 3. sorumun cevabı Adana'dan çıktı. 4 numaradayım arkadaşlarım. Yine bakın kural, dik üçgende öğrendiğiniz bir kuraldır bu kuralda. Köşegenleri dik kesiştiği için dörtgenimin şöyle bumerangda çaprazlama kareler karşılıklı değil de çaprazlamaların çarpımları eşit. Yani x ile x'in çarpımı 6 ile 8'in çarpımına eşitti dostlarım. X kare 48 yapar, x de 4 kök 3 gelir burada. 5. sorumuz köşegenleri vermiş. DEC 8'miş, alan DEC. Şurası 8. ABE 18'miş. Bunu yazalım. Diğerlerinin alanları birbirine eşitmiş. AA diyelim. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye bir soru sormuş. Dostlar bak ne yapıyorum. Şuraya X, şuraya Y desem. Şimdi X bölü Y dediğim kenarların oranı alanların oranına eşitti. Bunu üçgende öğrendik. Yani X bölü Y eşittir 18 bölü A. Peki buraya geldiğimde X bölü Y A bölü 8'e de eşit değil mi arkadaşlarım? A bölü 8. O zaman hemen şöyle çaprazlama çarpalım. A çarpı A. A kare eşittir. 8 çarpı 18 oldu.
Yani 144 oldu. Ha, biz bunu kısaca ne diyeceğiz? Dörtgende köşegenler çizildiğinde karşılıklı alanların çarpımları eşittir diye de söyleyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu bu şekilde de belirteceğiz. Peki şimdi devam edelim o zaman. A kare 144 ise A ne çıkar bu durumda? 12. Peki A 12 ise, şunlara 12 diyelim. Şurası ne yaptı? 30. Şurası ne yaptı? 20. 30, 20 daha. 5. sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı bile. Evet, 6. sorudayız dostlarım. Hemen bakıyoruz 6. sorumuz ne demiş? Görelim. Dörtgen AD paralel BC demiş. Tamam. Paralellik varsa arkadaşlarım hemen şu Z harfinden şuraya da 20 derece diyelim. 20, 40 daha 60. Şuraya 120 derece kalır. Şuraya da 60 derece kalır. AC'yi 8. Alanı mı soruyor? Evet. Alanı soruyor. Neydi dörtgenlerin hepsinin alanı? Köşegenleri çarp. Yani 8 ile 10'u çarp. 2'ye böl. Çarpı köşegenler arasındaki açının sinüsü. Yani sinüs 60. O da kök 3 bölü 2. Peki 2 kere 2 4'tür. 8 ile sadeleştirelim. 2 kalsın. 20 çarpı kök 3 kaldı. Yani Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, test 2'yi de ilk testini gömdük. İlk sorusunu, ilk parçasını. Şimdi geldik 7. sorusuna. ABCD dörtgeninde kenarların orta noktaları KLMN olmak üzere. Dostlar burada bence direkt kuralı soruyor bu bize. Yani kuralı hatırlarsanız konu anlatımımızda söyledik bunu. Kuralı hatırladığın takdirde soru çok kolay olacak. Şimdi bu bir A, B, C, D dörtgeniymiş. Tamam. Kenarların orta noktalarını alıyormuşuz. K, L, M ve N. Şimdi ne demiştik? Buradaki şu dörtgenin, şu ortada oluşan dörtgen her zaman paralel kenardı. Bu bir. İki. Bu paralel kenarın alanı büyük dörtgenin alanının yarısıydı. Bu 2. Bu 2. Eğer ki köşegenler büyük dörtgenin şu AC ve BD köşegenleri dik kesişiyorsa, ki her zaman kesişmez. Kesişiyorsa bu ortadaki şekil dikdörtgendi. Bunu da hatırlayamış olalım. Bu dörtgenin çevresi köşegenlerin, yani büyük dörtgenin köşegenlerinin toplamına eşitti. Bakın bunları konuşalım. Şimdi diyor ki büyük dörtgenin köşegenleri diktir diyor. Bu yanlış arkadaşlarım. Dik olabilir de olmaya da bilir. Her zaman dik olacak diye bir kural yok. Bizden her zaman dik olsun diye söylemiş. Yanlış. KLMN'nin çevresi, ortadakinin çevresi ne demiştik? Büyük dörtgenin köşegenleri toplamıdır. Evet, doğru. Bu kesinlikle doğru. Şimdi o zaman bir yanlış olduğu için bir olanları siliyorum. İki doğrudur. O yüzden iki olmayanları da siliyorum. Üçe bakalım. Büyük olanın çevresi küçük olanın çevresinin iki katıdır diyor arkadaşlar. Hayır, çevreler arasında böyle bir oran yok. Sadece alanlar arasında böyle bir ilişki var. Alan deseydi doğru ama çevre dediği zaman bu olacak diye bir kural yok. Ha, olabilir de ama olmaya da bilir. O yüzden bu da yanlış. Demek ki sorumun doğru cevabı yalnız iki olacak. Bursa'dan geldi. 8. soru arkadaşlar, bir önceki teste benzerini çözdüğümüz bir sorudur. Hemen şu dış açıortayın neyini alın dedik size. İç açıortayını da alın demiştik. Bunu da aldık. Şu aradaki açıyı bulacağız arkadaşlar. Neydi kural? Diğer ikisinin farkının yarısı. Bunların 70-70 bölü 2'den 0 geliyor. Ha, tamam, bu biraz saçma oldu arkadaşlar. 0 diye bir şekil böyle olmaz ama mutlaka düz olacak. Alfada 90 çıkacak hatta. Şöyle ki, şu aradaki açımızın 90 olduğunu biliyoruz. Dış açıortayla iç açıortay arasının 90 burası, 0 burası ise alfaya da 90 kalıyor. Ama aslında şekil şöyleymiş. Yani bu çizgi, şu çizgi şurasıymış meğersem arkadaşlarım. Ha, şekil olarak biraz tuhaf olmuş ama çok önemli değil. Sonuçta doğru cevabı buluyoruz. Peki geldik buna. Çizim yapacağız herhalde. O yüzden şu üstü kullanacağım ben. Şimdi diyor ki ABCD dörtgeninin köşegenleri F noktasında kesişmektedir. AB ile de DC paraleldir. Gösterelim bunu. Şöyle çizelim. Yamuk oldu yani bu arkadaşlar. Yamuk biliyorsunuz. ABCD diyelim. Neydi? AB ile DC paralel. Köşegenlerimiz de, şöyle köşegenleri de gösterelim, F noktasında kesişiyor. Tamam. AB 18, doğru çizmişiz. DC 6. BC 8'miş, onu da yazalım. F noktasından BC kenarına çizilen paralel
doğru AB kenarını E noktasında kesmektedir. Şimdi bak şuradan bir paralel doğru çizeceğim. BC'ye paralel olacak bu. Şuna paralel ve E noktasında da kesecektir diyor. Buna göre EF X nedir diye bir soru sormuş. Dostum bu buna paralelse biz ne yapacağız burada? Benzerlik yapacağız demektir. Önce şu yukarıdaki bakın 6'nın 18'e kelebek benzerliğini bir konuşalım şurada. Bir görün bunu arkadaşlar. 6'ya 18 kelebek benzerliği var. Yani 1'e 3. O halde şurası 1K ise şurası 3K olur diyebilirsiniz. Şimdi normal benzerliğimizi yapalım. Klasik 3 bölü 4. 3 bölü 4 eşittir. X bölü 8 diyelim. Buradan da şununla şunu sadeleştirelim. 2 kalsın. X eşittir. 6 geldi. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet 10 numaradayız arkadaşlar. Üniversite sınavında televizyonlu soruya benziyor. Televizyonun üstünde masa örtüsü olan bir soru vardı 2018 yılında. Ona benziyor. Bir bakalım bir okuyalım ama ne diyor. Aşağıda verilen dörtgen biçiminde ve bir üst yüzeye sahip olan sehpanın üstüne örtülen dörtgen biçimindeki dantelin köşeleri sehpanın kenarlarının orta noktalarıdır. He tamam. Şimdi şunlar hep orta noktaymış arkadaşlar. Şöyle gösterelim bunu. Orta noktaymış bunlar. Ve orta nokta olduğu zaman ne diyorduk? Hani 7. soruda da söyledik bunları. Demek ki şu kırmızı örtünün alanı tüm sehpanın alanının yarısıydı bir kere. Bunu bilelim. Bu dantel sehpanın üzerinde aşağıdaki gibi düşey doğrultuda iki kenarın orta noktaları sehpanın kenarının üzerine gelecek şekilde diyor. Bak şimdi. Şurada bir tam orta nokta gelecekmiş buraya. Buradaki orta nokta da buraya gelecek şekilde şu kadarcık bir parça aşağıya düşmüş. Bu durumda dantelin sehpa üzerinde kapladığı alanın ilk duruma göre 4 birim kare azaldığı gözüküyor. Yani şu aşağıya düşen parça aslında 4 birimmiş. Çünkü azalan kısım burası. Peki şöyle çizsem ben bunu şurada bakın ne çıkıyor karşımıza? Hani üçgende benzerlikte öğrendik. S, 3S, 5S diye giden muhabbetimiz vardı ya. Demek ki şurası 3 katı 12. Bu dörtgenin köşegeni olduğu için alanı 2'ye bölecek. 16 ise burası da 16. Bakın tüm dörtgenin alanı 16, 16, 32 oldu. Peki sehpanın alanını soruyorsa bize ki... Evet sehpanın üst yüzey alanını soruyor. Neydi kural? 32'nin 2 katı olacak. 64. 7. kuralda, 7. soruda söylediğimiz kural. Evet 11. soru. ABC'de dörtgeni biçimdeki bir kağıt verilmiştir. AB eşittir oraya tamam. BAD'yi 110 vermiş. Ya şuradaki açımız 110 dereceymiş. Tamamdır. Sonra diyor ki bu BD boyunca katlanıyor. Şu BD boyunca katlandığında şuraya geliyor değil mi arkadaşlarım? A üssü burada. Demek ki AD DA üssüne, AB A üssü B'ye eşit. Hatta A açısı katlandı buraya geldi. Burası da 110 olmak zorunda. 110 ise şurası 70. Bakın ikizkenar çıkıyor. Burası da 70, şurası da 40 oldu ki alfa dediğimiz şey 40 derece oldu dostlar. Demek ki sorumun cevabı Denizli'den gelecek. Evet arkadaşlarım 1 ve 2 numaralı testi gömdük. Bir dahaki videoda 3 ve 4'ü gömeceğiz. Gerçi 4 var mı bilmiyorum ama gömeriz. Hadi kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Evde kalın lan.